Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte patatesi domates aşısı nasıl yapılır ve arkadaşlar sonuçları nedir onlara bakacağız arkadaşlar. Acayip güzel bir sistem arkadaşlar, adamlar yapmış, işin kolaylığını bulmuş. Patatesi yetiştiriyorlar, normal bir şekilde ekiyorlar, ekimini yapıyorlar. O sürgüne çıktıktan sonra domatesi aynı bizim normal ağaçlara yaptığımız gibi aşılıyorlar ve o aşıladıktan sonra da arkadaşlar güzel bakımını yapıyorlar ve yukarı kısmından, yani toprağın üst kısmında domates, toprağın altında da patates yetişiyor arkadaşlar. Gerçekten bayılacaksınız. Şimdi hızlı bir şekilde izlemeye başlayalım. Bakın arkadaşlar, adam buduyor şu anda. Yani toprakta oturtturuyor çünkü hem sabit kalması lazım hem de daha çok besin alması için. Bakın gelişmiş, artık çiçek açmaya başlayan bir domates. Aynı şekilde detay bir şekilde kesim yapıyor. Aslında hiçbir zor da yok arkadaşlar, biz de deneyelim ya. Denemeyelim sanırım. Evet, derilerini de yaptı. Zaten adamın yaptığı mantıken olan bu arkadaşlar. Tabii ne kadar inanırsınız o ayrı bir mesele de. Bu sistemle yetiştirilebiliyor. Efsane bir sistem. Aynı şekilde bakın patlıcan da yapmış. Gayet mantıklı aslında. Evet, biz de deneyelim arkadaşlar. Şu andaki sağ köşede çıkan tike'ye tıklayarak ankete katılın. Eğer yap derseniz ben de deneyeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi ise farklı bir abimizden bakacağız. Yine bu da bayağı güzel sistemi kurmuş. It's a plant which produces both tomatoes and potatoes, a hybrid that's hoped will make waves on the mass market. It's 100% natural, so there's no GMs involved. It's completely natural and safe. The taste of the tomato is said to be better than the ones bought in shops. The inventively dubbed ama patates verim olarak daha az seviyede olacaktır. Yani çünkü hani ne kadar patates bir kere hasat edebiliyorsanız domates hasat ettikçe tekrar gelirse gelecektir mutlaka. O yüzden hani patates değil de domates için daha verimli olabilir. Şimdi arkadaşlar, adamın biri ağacı budamış ve budadığı ağaca işte patlıcan, domates şey yapmış, aşılamış. Şimdi ona bakalım. Sonra yine devam ederiz. Adam gayet akıllıca bir iş yapmış. Hemen onu da izleyelim. Evet arkadaşlar. Hop, şöyle bakalım. Biz denememizi yaptık. Şimdi bütün buradaki kestiğimiz bütün ağaçları. Ramazan Koca ismim benim. Bu Meyal Konu sitesinin görevlisiyim. Nereden aklınıza geldi bu böyle bir şey? Yani bunu bana yaşlı bir amca öğretmişti, yani bizim köydeyken. Ben çocuktum o zaman, 18-20 yaşlarında, yani delikanlıydım. O göstermişti bana. Kendisi daha önce yapıyormuş. Ama tabii o zamanlar unutulmuş ya da ihmal edilmiş. Ben bu ağaçları burada görünce, bunları da site yönetimi kestirdi bu ağaçları. Kökleri kaldı.
Hem bu köklerin bu çirkinliği kaybolsun hem de yeniden bir yeşillik olsun diye. O amcanın yapmış olduğu aşı sistemini burada uyguladım. Ve ilk aşımız da tuttu. Yani ilk deneyimizde başarılı olduk. Şimdi bu ağaçlardan burada çok sayıda fazla teknik, var. Kesin. Teknik olarak bir anlatır mısınız ağacın? Şimdi aşağı, bu, kestiğiniz ağaç ne? Bu kestiğimiz ağaç bu boru çiçeği denilen böyle bir çiçek açan yani boş yükselebilen en fazla 2-2,5 metre boyunda ulaşan bir ağaç. Yani yeşillik yaprağından başka şeyi yoktu bu kestiğimiz ağacın, görüntüsü yoktu. Bir de aşırı şey bırakan, küspe gibi böyle yaprak döken zararlı gibi bir ağaçtı yani ortalığın kirlenmesi açısından. Site yönetimi bu ağaçları kesmeye uygun gördü. Biz de bunları kestik. Ama ben işte bu kökleri, bu ağaçları daha önce o amcadan bildiğim için bu ağaçların geniyle patlıcanların geni çok yakın birbirine. Yani bir tüp böbrek sistemi gibi bir olay diyeyim ben size. Bunların tabii aşı sistemi çok farklı. Normal bizim yaptığımız elma, armut, erik türü aşılardan çok farklı bir aşı. Bu aşının ilk yapıldığı andan itibaren her gün şey isteyen, yani nasıl diyeyim, yaraya daha sonradan her gün pansuman yaparız 2 güne 3 güne bir bu aşı pansuman isteyen bir şey. Çamur pansumanı bu da. Burada ben size gösterdim. Her 2 günde buna çamur kapıyoruz. Bu aradaki mesafeye kapanıp tamamen yaranın birbirine yapışması açısından. Bir de bu aşıda şey çok farklı. Ağacın üstündeki kabuğuyla içindeki özünün birbirine tamamlanması. Yeşilliğini koruyan bir ağaç. Burada kış mevsimi şey... Gayet mantıklı arkadaşlar ama hani bu benim bildiğimden farklı bir aşı. Tabii ustalar bilir bunları. Ama dediğim gibi bu patatesel domates aşısını ben yapacağım. Yine ankete katılın. Eğer yapın derseniz ben bunu da yayınlayacağım arkadaşlar. Bayağı güzel bir sistem aslında. Ben bayağı beğendim arkadaşlar. Evet, videomuz buraya kadardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bu videoya da like atarak bana destek olabilirsiniz. Unutmayın ankete katılın. Ve bu arada arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Köklendirici hormonu ve perde çekilişimiz var. Kesinlikle katılın. 30 gün mü ne kaldı? Katılın arkadaşlar. Büyük bir çekiliş. 10.000 abone özel yapmıştım. Linki de açıklama kısmında ona katılabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.